Selamlar tatlı güzel ruhlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Tarot okumanızı yapmak üzere bugün karşınızdayım. Aşk hayatına yoğunlaştığımız, biraz daha böyle romantik duygulara yoğunlaştığımız bir açılım yapmayı planlıyorum. Umuyorum ki sizler için yararlı olacak. Bakalım nasıl enerjiler gelecek. Benden özel danışmanlık, kendinize özel tarot açılımı almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Tarot Prensesi sonu 2 i ile arattığınızda çıkacağım. Veya burada açıklamalar bölümünde ya da kanalımın hakkında bölümüne bakarak da linki bulabilirsiniz. Onun dışında tarot bir fal değildir. Tarot bir enerji ve bilinçaltı okumasıdır. Bunun da bilgisini geçmek istiyorum arkadaşlar. Tarot baktırırken aklınızda net bir kişi olmalıdır. Bir kişiyle ilgili baktıracaksanız net sorular olmalıdır. Sorularınız net olursa çok güzel, çok doğru, çok nokta atışı cevaplar alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Hadi o zaman başlayalım. Önce mesaj kartlarımı alacağım. Abonelerimi, bana destek olan güzel ruhlara, şu anki abonelerime ve ileride abone olacak olup izleyenlere diyelim hatta. Sizin aşk hayatınıza niyet alıyorum. Zaman kartı. Bir süredir yalnızsınız. Bazılarınız bir süredir yalnız, bazılarınız bir süredir ilişki içerisinde ama yalnız hissediyor. Yani tam olarak karşınızdaki insana kendinizi aktaramadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa, biri yoksa da aslında her iki koşulda da uzun zamandır sizi dinleyen, sizi hisseden, sizi anlayan, sizin ruhunuza gerçek anlamda dokunan biri olmadığını düşündüğünüzü görüyorum. Ve aşk hayatınızda bir sessizlik var sanki. Böyle bir soğukluk var. Hani böyle her yere kar yağmış, her yer bembeyazdı, böyle herkes evine çekilmiş gibi. Çıt çıkmıyor. Ama burada ne görüyorum biliyor musunuz? Başlangıçlar. Alamadım kartı. Başlangıçlar var sizin için. Aşk hayatınızla ilgili başlangıçlar olduğunu müjdeliyor kartlar. Peki bakalım. Biraz şöyle olmuş olabilir mi? Karşınızdaki insandan beklentileriniz çok net. O yüzden hayatınıza giren insanlar sizi çok memnun edemiyor olabilir. Ya da siz o insanlara çok farklı bir yere koyuyorsunuz. Çok farklı bir gözle bakıyorsunuz. Hatta belki çok yüceltiyorsunuz ama onlar öyle çıkmıyor. Ve bu da sizi bir hayal kırıklığına uğratıyor. Bazılarınız için de bu bir savaş, bu bir sınav haline dönüşüyor olabilir. Ve karşınızdaki insanı o aklınızdaki insana çevirme savaşına dönüşüyor olabilir. Ama burada mutsuz olduğunuzu görüyorum. Bakalım bu yenilikler ne olarak gelecek? Yenilikler, kelebek, bakın dönüşümü gösterir kelebek. Ama birazcık dengeyi bulacağınız bir dönüşüm olacak bu. Özellikle bakın duygusal anlamda bir dönüşüm olacak. Yani şu ana kadar özellikle biraz böyle kurban psikolojisindeyseniz bunun içinden sıyrılacağınızı, sizin için güzel bir dönemin başlayacağını müjdeliyor gibi sanki kartlar adeta. Kader çarkı da geldi, bakar mısınız? Kadersel bir karşılaşma mı olacak acaba? Kadersel bir tanışma mı olacak acaba? Ya
Burada duygusal anlamda, romantik anlamda sizi şaşırtacak gelişmeler olabilir. Alalım kartlarımızın hepsini. Güzel. Ah, çok güzel. Bakın çok büyük enerjiler, çok büyük değişimler olabilir. Hazırlıklı ol diyor kartlar. Hatta burada bazılarınız için gerçekten çok ciddi anlamda hayatınızın rutinini, şu anda günlük hayatınızdaki o rutini tamamen değiştirecek bazı durumlar yaşanabileceğini ve özellikle bir kişiyle beraber bunların sizin hayatınıza tesir edebileceğini görüyorum. Bir kere yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Size yük olan bir kişi mi var? Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz mu? Bu kişiyi artık bırakıyorsunuz, hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Ya da kendi içinizde düşündüğünüz bu psikolojik durumlar olabilir, aklınızdaki düşünceler olabilir. Bunlardan tamamen kendinizi sıyırmayı başaracağınızı görüyorum. Burada bir özgürlük ilanı gibi bir durum var. Ama nasıl? Hani bu ben yalnızım, özgürüm anlamında değil. Biraz daha böyle ben hani ne istersem onu yaşarım. Hani neyi hissetmek istiyorsam ya da nerede değer görüyorsam orada çiçek açarım dediğiniz bir durum olacak gibi. Özellikle bakın şu kart diyor ki kadın danışan için karşınıza daha önce karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak. Bu kişi bir dost olabilir, bir sevgili olabilir. Yeni başlangıçlar bu kişiyle ve maceralar seni bekliyor. Şimdi özellikle demek ki beni dinleyen kadınlar için böyle bir mesaj gelmiş. Bunu neden okudum? Çünkü ben zaten burada böyle bir başlangıç olacağını söyledim. Aynı zamanda kartlar da bununla uyumlu bir şekilde geldi. Ve ne kadar senkronize olduğunu görüyor musunuz? Yani gerçekten inanılmaz. Büyük bir değişimle gelecek olan bir kişi, romantik bir kişi, ne istediğini bilen bir kişi, size ne istediğini tak diye söyleyecek bir kişi sizin karşınıza geliyor arkadaşlar. Ve biraz böyle yardımcı olmayı seven, destek vermeyi seven bir partner olacağını görüyorum. O yüzden de sizi de yükseltecek bir partner, bu kişiyle bir evlilik, bir nişan, ani bir evlilik dahi olabilir. Böyle yıldırım nikahı tarzında. Çünkü birden böyle tanışır tanışmaz böyle klik diye birbirinize uyuşacağınızı, tık diye oturacağını görüyorum bazı şeylerin. Hatta özellikle böyle uzun zamandır aklında biri olup da o kişiyle bir türlü olduramayanlar varsa böyle bir anda o eski, o işe yaramaz ilişkideki hiçbir şeyin yani ne kadar aslında sizi etkilemediğini gördüğünüze şaşırabilirsiniz. Burada yeni birisi var. Burada bakın kadersel bir durum var. Kadersel bir başlangıç var. Romantik bir başlangıç var. Dengede bir başlangıç var. Zaten denge kartı da geldi. Ve belki şöyle bir hani genel olarak hani ömürlük bakarsak, geçmişe çok çok geçmişe bakarsak biraz böyle sizin için siz şunu düşünebilirsiniz. Hani biraz geç oldu diyebilirsiniz ama gerçekten hakkını size verecek bir ilişki olacağını görüyorum. Özellikle bu kişiyle aranızda güzel bir arkadaşlık ve dostluk ilişkisi de olacağını
Bu kişinin çok iyi sır saklayabilen bir kişi olduğunu, insanlara yakın davranabilen bir yapısı olduğunu, zaten iletişimi çok kuvvetli dedim. Ve birlikteyken çok bu birliktelikten haz duyacağınız bir insan olduğunu görüyorum. Aynı zamanda çok destekçi ve çok yardımcı bir partner olduğunu da söylemek isterim. Aa, neredeyse evleneceğim kişi kim açılımı yaptık. Ne kadar güzel çıktı. Çok destekçi bu kişi, yani o kadar yoğun geldi ki. Yeni kadersel başlangıçlara açığım. Bugünün olumlama cümlesi olsun. Yorumlara yazalım. Yeni kadersel başlangıçlara açığım. Yorumlara yazıyoruz. Bu bizim minik totemimiz. Çok işe yarıyor. Bir kere deneyin. Göreceksiniz. Ve gerçekten böyle genel olarak şöyle birkaç cümleyi söylemem gerekirse, bu süreç sizin yüklerinizden arındığınız süreç olacak arkadaşlar ve yeniliğe kapı açmayı öğrendiğiniz bir süreç olacak. Artık geçmişi bırakıyorsunuz. Geçmiş geçmişte kalıyor. Geçmiş geçmişte kalıyor. Tamam mı? Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone değilseniz abone olursanız da güzel ailemize hoş gelirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.